Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlere yeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Ee, hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum. Hayırlı mesailer diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu konfor sistemi. Ee, W124'lerde. Gerçi bu, 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 yıllarda üretilen bütün serilerde var ama e, W124 üzerinden ben sizi bilgilendirme videosu yapacağım. Ee, konfor sistemi nedir? Konfor sistemi e, otomatik camları kapsayan bir sistem. Çift kademeli sadece ön camlarda geçerli çift kademeli bir sistem. Yani ben bunu şimdi video ile size daha açıklayıcı şekilde anlatacağım. Kontağımızı açalım önce. Normalde kontağı açmaya da gerek yok biliyorsunuz. Eğer otomatik camlarınız sonradan takılma değilse orijinal ise. Konforlu e, olsun olmasın W124'lerde ön kapılardan herhangi birini açtığınızda sigorta kutusundaki tetiğe röleye tetik gider ve röle e, ön camları veya da 4 cam otomatikse e, 4 camı e, tetiklemeye hazır hale getirir. Şimdi konfor sistemi e, nasıl çalışır arkadaşlar? Kontağımızı açtık. Şimdi düğmeye tek kademe bastığımız zaman siz ne kadar basarsanız o kadar indirir. Gördüğünüz gibi. Bakın mesela düğmeye ikinci kademe bastım. Sizden bağımsız olarak tamamıyla kendisi otomatik olarak indirdi. Ee, kaldırmayı siz maalesef bunu manuel yapıyorsunuz. Sadece ön camlar için çift kademe ve sadece indirme e, pozisyonu olarak ayarlamış Mercedes. Tabi o yıllarda e, çok gelişmiş değildi. E, bu bile e, bence büyük bir özellik. Ee, söylediğim gibi arka camlar bu kapsamıyor sadece ön camlarda e, çift kademe ilk kademeye bastığınız zaman siz e, ne kadar süre basarsanız o kadar indirir camı çift, ikinci kademeye direkt basarsanız sizden bağımsız olarak e, ön camı tamamıyla indirir e, kaldırmayı da siz e, maalesef basılı tutarak e, yapmak zorundasınız e, bunun da bilgisini vermiş olalım arkadaşlar 1990 modelden sonra çıkar genellikle Şimdi konfor sistemi ayrıca e, merkezi ikili sistemiyle de e, senkronize çalışır. E, şöyle söyleyeyim bunu size. Eğer e, infrarujlu kumanda sistemi yoksa aracınızda e, mesela e, kapılar kilitli pozisyonda, siz anahtarı soktunuz sol kapıdan, e, açma pozisyonuna kadar çevirdiniz ve elinizi orada tuttunuz. E, orada tuttuğunuz müddet boyunca e, camlarınızı indirir e, ya da kapılarınız e, kapılarınız açık e, siz anahtarı soktunuz e, kilitleme pozisyonuna çevirdiniz e, ve o, o pozisyonda elinize tuttunuz. ne kadar süre tutarsanız o kadar süre camlarınızı yukarıya doğru kaldırır. İnfraruş sistemli, infraruş kumanda sistemli modellerde ise benim aracımda infraruş sistem var. Onlar da ise kumanda üzerinden yapıyorsunuz. Yani infraruj göze ne kadar fazla tutarsanız kumanda'nın alıcısına yani e, kapıdaki alıcıya e, infraruj e, kumandanın infraruj gözünü ne kadar süre tutup basarsanız e, o kadar süre camları indirip ya da kaldırabilirsiniz. Benim aracımda infraruj sistem var ama bir önceki sahibi zannediyorum kumanda arızası yüzünden. Normal kumanda taktırmış aracın tüm beyinleri falan yerinde. Ben o, bu sistemi tekrardan aktif hale getireceğim anahtar kodlatacağım. Kullanmayacağım ama aktif hale getireceğim. Bence e, normal sonradan takılan e, kumanda daha pürüzsüz ve daha güzel çalışıyor. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı da çıkartmadı bana. Ga gayet de güzel çalışıyor. Ama o sistemimi de tekrar aktif hale getireceğim. Gözlerini falan camlarını falan yeniledim zaten. E, camları kötü olmuştu biliyorsunuz güneşten kavruluyor plastik camları. E, onları biz yeniledik komple. Cep telefonu camıyla yeniledik. Hatta onun fırınına attık. Çok güzel bir işlem yaptık. Camları sıfır gibi çıkarttık. Şimdi arkadaşlar, belirttiğim gibi konfor sistemi 90 modelden sonra çıkıyor genelde. Merkez ikili sistemiyle senkronize çalışıyor. Bununla ilgili birkaç soru gelmişti. Ben de bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, sorusu olanların e, sorularını e, elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar e, videolarımızı beğenme, beğenmeyi unutmayalım desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olmayı unutma, unutmayın hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum e, kış lastiklerimiz kış lastiksiz yola çıkmayalım kış lastiklerimizi hala taktırmamışsak lütf, lütfen taktıralım e, havalar kötü e, Allah muhafaza bir kazaya sebebiyet vermeyelim inşallah Allah hepimize kazasız belasız sürüşler nasip etsin diyorum. İyi günler arkadaşlar.